Agalarım, herkese selamlar. 26, 27 ve 28 Cuma, Cumartesi ve Pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplam 12 adet mücadelem var. Olimpiyatlar başladı. Onların hazırlık maçlarını izledim. İdeal, yüksek oranlardan bahsedeceğim. Sizlerden tek ricamız videolara beğeni ve yorum bırakmanızdır. Son videoyu izleyenler vardır. Sadece bir tane tercih yaptı. Hepsi full. Yemyeşil oldu. Neden aga? Yaz döneminde herkes tatil yaparken biz oturduk halı saha gibi. O maçları izledik, not çıkardık. Ekmeği de şimdi sizlere yedirmeye çalışıyoruz. O yüzden sizlerden ricamız beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyoruz aga. Sizlerden desteği bekliyoruz. İsterseniz başlayalım. Öncelikle 2 adet skor yarışmamız var. Maç skor yarışmamız Kulüp Brugge'nin yarın maçı var. Açılıyor Belçika Ligi'de. Meşelen'le birlikte. O maçın maç skorunu sorduk. Bir de diğer günden Malmö ile Sirius'un maçı var. Maç skorları ne olur dedik. İki kişiyi WhatsApp gruplarına geçtik bildiğiniz üzere arkadaşlar. WhatsApp gruplarında bir hafta misafir edeceğimizi de belirtelim. Geçtim skoru. Her türlü soru, görüş, öneri, skorlar vesaire WhatsApp gruplarına gelmek isteyenler varsa Ağustos ayından itibaren özellikle bu 2 gün indirimli olacak aga. 2 gün indirimli olduğu için yani Ağustos ayından itibaren zamlı olacak. Eski fiyattan WhatsApp gruplarına girmek isteyenler varsa katılım sağlayabilir. Özellikle sezonluk üyelikli olacağını belirtelim. Ekranda numarası var. Hatta şöyle grupların da resmini göstereyim. Ağustos'tan itibaren WhatsApp'ta olacağız. Sezonluk üyeliklerimiz var. Ve eski fiyattan bu 2 günden 25 ve 26'sında satın almak isteyenler de WhatsApp'tan iletişim kurabilir. Başlayalım. Bir günde bir aylık kazanç almışız. Neler yazmışız? Lugano Fenerbahçe mücadelesi vardı. Maç sonu 2'ye 4000 misli olarak değerlendirdik aga. Fenerbahçe'nin doğrudan galibiyetini bekliyorduk. Hatta açıklamasını koydum oradan. Mourinho İstanbul'daki maçı düşünmüyorum. Yarınki maçı kazanmak için buraya geldik şeklinde bir açıklaması vardı. 4000 misli aldık. Güzel oranla 1.60 yasal oranı vardı. Avrupa 1.71. Yanında yüksek mislimiz vardı. Avrupa yüksek mislimiz. 1.68 gibi oranla 2000 misli ona da attık. Aga yüksek misli seviyesinde zaten bu şekilde ilerlediğimizde biliyorsunuz. Devam ettim. İdeal kombinlerimiz vardı. Solda gördüğünüz günün ideal kombineydi. Karabağ 2 gollü galibiyeti. Fenerbahçe'nin 2 gollü atarı 2.36 oranı vardı. Bu benim ideal kombinemdi. Alternatif kombinem vardı. Malmö'nün ilk yarı galibiyeti. French Farouche'un da ilk yarı galibiyeti. O da geldi aga. 2 tane kombinemiz vardı. Hepsi içeri geldi mi? Geldi. Canlı olarak zaten ekstra şov yaptık. Yani inanılmaz şov yaptık. Canlı odasında zaten izlediğimiz canlı maçları verirken. Bir de Herkes Açık Telegram grubu var. Açıklama yorumlar kısmında. Kangal tip ücretsiz grubudur. Buraya da katılım sağlayabilirsiniz. Hatta ben ekrandan göstermek istiyorum. Aga, ekranda ne yazıyor? Başlıyoruz yazıyor. Saat 18 Bodo maçıyla. Dedi ki Bodo hemen 2. dakikada gol attı ama maçı ekranda izliyoruz. Devam edelim. Dedim ki ilk yarı Bodo bir gol daha atar. 1.39 altına da yazdım ki daha yüksek oran isteyen varsa ilk yarının geriye kalanında Bodo kazanır. Gol geldi mi aga? Geldi. Dedim ki ilk yarı ortaya bir 2.5 üst atalım. Eğer ki risk isteyen varsa yine Bodo'dan alsın golü. Maç 2-0 oldu. 3-0 olma ihtimali de var. Aga ne oldu? Gol geldi mi? Bodo ilk yarı 2.5 üst geldi. Bodo golü mü attı ilk yarıdan 1.80 orandan? İlk yarının geri kalanını Bodo kazandı mı? Aga aldık mı 4-4? Devam. 4. golü Bodo atar almış mıyız? Almışız. Devam edelim. Karabağ'da ilk yarı gol atar almış mıyız? Bunu da almışız. Devam edelim. Ne olmuş acaba? Aga kaçanlar derken Bodo efsane bir gol attı. Efsane bir gol attı ekranda izlediniz. 4. gol Bodo'dan geldi mi? Geldi. Bodo'ya 3.5 üst yüksek misli verdim. 1000 TL. O geldi. Karabağ maçını izliyorum. Üst üste 2 tane net kaçırdı ve bunları da sizlere attık. Dedim ki Karabağ 45+3'te golü attı mı? Attı. Geldi mi? Devam. Full. 2. gol Karabağ'a girdik. Geldi mi? Geldi. Lugano Fenerbahçe'ne ilk yarı 1.5 üst geldik mi? Geldi. Deplasman 1.5 üst Fenerbahçe'ye geldik. Geldi mi? Geldi. 3. gol Fenerbahçe atar dedik. Geldi mi? Geldi. 9'da 9. Sonra deplasman 2.5 üst Fenerbahçe. Geldi mi? Geldi. 10'da 10 ve selam. Bir günde bir aylık kazanç. Hayırlı olsun. Sizlerden ricamız dediğim gibi beğeni ve yorum desteklerini bırak yapmanızdır. Şöyle +500'ün üstünde beğeni görelim ve yorumlarda gerçekten en azından emeğine sağlık yorumumuzu için, emeğine sağlık yorumu bile bizler için yeterli. Hem skor maçımız hem de güvendiğim tercihlerden biri Kulüp Brugge maçıyla başlayalım. Aga Kulüp Brugge'da bir tane forvet vardı. Thiago. Tamam mı? Thiago'yu sattılar. Brentford'a 32 mi 31 milyon euroya mı ne sattılar. Ama yerine güzel bir tane forvet koydular. Hatta sol açık forvet olarak oynatıyorlar. Düsseldorf'ta 22 gollü bir oyuncu vardı. Onu aldılar. Yani Kulüp Brugge hazırlık maçında son oynamış olduğu bir kupa mücadelesi vardı. Onda da çok iyi oynadı. Aga Kulüp Brugge burada bence delecektir. Ben Kulüp Brugge'un 2 tane golünü aldım. İdealden Kulüp Brugge burada 2 tane gol atar.
ideal tercih olarak alınabilir. Günün güvenli limanı. Ondan sonra Meşelen gol atabilir mi? Meşelen de gol atabilir. Ben bir de yüksek orandan şöyle 2.5 üstünde bir Kulüp Brugge galibiyeti gelebilir. Bunun da oranı 1.80 seviyesinde değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Geçtim. Diğer mücadelem lig mücadelesi. Aga bu maç biraz sıkıntılı. Özellikle ikinci olarak anlattım. Yani şöyle söyleyeyim. Son mücadelesini izledim. Lig 1'in Kopenhag karşısında. Yani çok içici bir oyun ortaya koymadı ama ara ara iyi geldi. Ev sahibinin de ilk maçının özetini izledim. O da ortalama bir oyun. Yani şöyle 2-3 golden kaçarsak 1.79 yüksek orandan almak isteyenler toplam gol alalı 2-3 gol alabilir. 27'sine geçtik. Hem basketbol olimpiyatları başlıyor hem de kendi izlediğimiz liglerden devam edeceğiz. Midland mücadelesi Nostalent'le ile birlikte. Şimdi Midland'ın da son mücadelesini izledim. Deplasman'da 1-1 berabere kaldı. Arsus çok iyi geldi o maçta. Gerçekten iyi işler yaptı. Nostalent de kendi evinde iyi başladı. Mücadeleyi ben bir var maç olarak değerlendirdim. Karşılıklı gelecek goller idealden alınabilir. Ama oran biraz düşük gördüğünüz üzere. Ben biraz daha yüksek oranını almak istiyorum diyen varsa mücadeleye var ve üst seçeneği yaparaktan da şuradan bulayım sizler hemen. Mücadele hem var olur hem de üst olabilir seçeneği var. O yüzden hem 2.5 üst olur hem de KG var. Bu oranla 1.45'e kadar hatta iddia.com'da bu çok daha yüksektir. Bu şekilde bir değerlendirme yapabilirsiniz. Geçtim diğer mücadeleme. Malmö ile Sirius mücadelesi. Aga Malmö oyunun hakkını gerçekten veriyor. İzlerken de keyif alıyor. Avrupa Ligi mücadelesi vardı. İzledik, kazandık. İlk yarı Malmö galibiyeti. İlk yarı Malmö 2 gol atar. 2.16 gibi orandan değerlendirdik. Hatta 52 oranlı kuponumuza da koymuştuk bu mücadeleyi. Ben burada Malmö tarafındayım. Malmö bu mücadeleyi kazanabilir ama ufak bir yorgunluk olabilir. Ben burada 2.5 üstünde ilk yarıya gitmekten ziyade 2.5 üstünde bir Malmö galibiyeti bekliyorum. Çünkü Sirius da hızlı ataklarla iyi çıkabiliyor. Özellikle bunu kendi evinde rakibi üstüne çekerekten de iyi yapıyor. Deplasmanda da Malmö üstüne geleceği için Sirius tarafı da gol bulabilir. O yüzden 2.5 üstünde 1 olaraktan da değerlendirdim. Anderlecht'te Turidense mücadelesi. Anderlecht'te ligi açıyor. Anderlecht bir tane stoperini sattı. Sporting Lisbon'a 15 milyon euroya mı ne sattı. Yerine de bir tane Milan'dan 19 yaşında genç aldı. 3 milyon euroya mı 6 milyon euroya mı ne aldı. Sadece tek önemli özellik olarak onu söyleyebilirim. Anderlecht'te geçen sezon ligi sanırım bunlarda şampiyonluk turu var zaten. İkinci bitirmişti. İyi oynadı aga. Anderlecht'in ben burada en az 2 gol atmasını bekliyorum ev sahibinden. Ev sahibi 1.5 üstü aldım. Oran 1.39-1.40 bandında. Ben burada Anderlecht tarafından tek tercihim atılacak 2 gol. Mücadeleden benim skor beklentimde 2-1 veya 3-1'lik bir Anderlecht galibiyeti olduğunu da belirteyim. Şimdi futbol bitti. Basketbola geçiyorum aga. İspanya ile Avustralya mücadelesi. Olimpiyatlar başlıyor ve hazırlık maçlarını takip ettim. İspanya buraya biraz daha yaş ortalaması yüksek bir kadroyla geliyor. Yani Rudy Fernandez 6. kez olimpiyatlara katılarak da tarihe geçecek bu olimpiyatlarda. Ben burada Avustralya tarafındayım. Kadroda NBA oyuncuları da mevcut. Ve kendi liglerinde zaten skorer ve yani hücum... En azından şunu söyleyeyim. Hücum süresini çok fazla yapmıyorlar. Ev sahibi 83.5 üst. Avustralya'nın hazırlık maçı görüntüsü de iyiydi. Ben burada Avustralya'dan 84 sayı beklediğimi belirteyim. Yunanistan-Kanada mücadelesi. Kanada zaten Kuzey Amerika ekibi bildiğiniz üzere. O yüzden Kanada'nın da kadrosunun ne kadar NBA oyuncularından oluştuğunu biliyorsunuzdur. Yunanistan'ı da özellikle izledim. Giannis önderliğinde takımı taşıyacak. Kalates. Özellikle Olympiakos'ta Valkop hazırlık maçlarında iyi işler çıkardı. Ama dediğim gibi ben burada ya Kanada'ya bakıyorsun 7-8 saniyede hücum yapıp şut atabiliyor. Ve dış şutlarda olan bir takım olduğundan Yunanistan bir hücum yapacak. 20 saniye beklersen bekle ha girdi ha girecek. Ben burada deplasman aldım. Deplasman 87.5 üst olaraktan da değerlendirdiğimi belirteyim. Geçtim ayın 28'ine. 28'inde de futbolla başlayalım basketbolla bitirelim. Hakan mücadelesiyle başlayalım. Hakan bu maçta gol yiyebilir aga Vasteras'tan. Ama ben yine Hakan tarafında olacağım. İyi oyunla birlikte Hakan tarafından gelecek 2 gol aga. Ev sahibi 1.5 üste gittim. İyi de oynuyor. Avrupa mücadelesi de var bugün oyunca. Ama Hakan gerçekten ya Kuzey ligleri temponun hakkını veriyor. Ev sahibi 1.5 üst olarak değerlendirdim. Hatta burada doğrudan skorumu da söyleyeyim. 2-1'lik bir skor. Maç sonu 1 ve KG var seçeneğin oranında 2.07 aga. Yüksek orandan öneririm bunu da sizlere notunu almışım. Geçtim. Hammarby ile Mjällby mücadelesi. Hammarby de son mücadelesinde deplasmanda 2-0 kazandı. Brom'a karşı. Ondan önce de kendi evinde çok pozisyon kaçıraraktan da gol bulamamıştı. Mjällby ile oynayacaklar. Mjällby buradan hakkını verir. İyi oyunla birlikte
Hamarbi'nin özellikle sol kanattan bir tane siyahi var. İnanılmaz oynuyor aga. Git gelleri çok iyi yapıyor. Ben burada karşılıklı gollere gittim. Tek tercihim mücadelede gelecek karşılıklı gollerdir. Sandefjord'la Haigos'un mücadelesi. Sandefjord'da yani şöyle söyleyeyim, hem çok gol atan ya açığı var ve savunması da gerçekten kötü. Ben bu sezonun deplasmanı Hauge'yi pek fazla izleyemedim ama Sandefjord'u bildiğimden dolayı tempolu bir mücadele. KG var olarak alınabilir. Hatta şöyle söyleyeyim, kendi aralarında oynanan mücadeleler de genelde var olaraktan bitmiş. Var seçeneğini değerlendirdim. İsteyenler de var ve üst yaparaktan da daha yüksek oranlarda gidebilir. Son mücadelem Kopenhag'la Arsus mücadelesi. Arsus'ta geçen mücadelesini izledim dedim ya, Midland'la mı oynamıştım? Hemen bir hafıza yenileme, aynen. Aga penaltı kaçırdı. Birçok pozisyona girdi, kaçırdı. Kopenhag oynayacaklar. Ben yine bu Arsus tarafından bir tane gol bekliyorum. Sadece bir golüne 1.41 gibi oran açmışlar zaten. İyi başladı, iyi bir görüntü verdi. 1.42 oranı var ekranda gördüğünüz üzere. İyi bir görüntü verdi. O yüzden ben Arsus'un bir gol atmasını bekliyorum. Gerçekten ilk mücadelesi izledim ve iyi bir görüntü verdiğini söyleyebilirim. Ve son mücadelem basketboldan geliyor. Sırbistan'la ABD. ABD tarafında rüya kadro var. Şöyle söyleyeyim bilmeyenler için. Kadroda LeBron James, Curry, Tatum, Haliburton. Yani birçok isim var. Bütün yıldızlar var. Öyle söyleyeyim ben size. Deplasman'ın sayısına gittik. Deplasman 94.5 üst olarak bekleyeceğiz. ABD tarafından ben burada şöyle 94.5 göstereyim. İdealden aynen. ABD tarafından 95 sayı bekleyelim. Bu da sizlere ideal son tercihim olacaktır. Toplamda 12 adet mücadele. Dediğim gibi aga WhatsApp gruplarına geçiş yaptık. Sizler de katılmak isterseniz eski fiyattan son 2 gün şeklinde alabilirsiniz. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.